Herkese merhaba arkadaşlar ben Necat. Bugün sizlerle beraber insta 360'ın Ice Pro aksiyon kamerası ile ilgili görüşlerimden bahsedeceğim. Yaklaşık 15 gündür aktif bir şekilde kullanmaktayım. Zaten storylerde ara ara eğer Instagram'dan beni takip edenleriniz varsa görmüştür. Eğer Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Biliyorsun sen yoksan bir Teknik özelliklerinden ziyade bu kamerayı aldığınızda Özellikle motorcu arkadaşlar bana çok yazdı çünkü ekranın dönebilmesi, ve gece görüşünün daha iyi olmasından kaynaklı olarak bana birçok soru geldi. Ben de nihayetinde böyle bir YouTube videosu çekeyim. En azından diğer insanlarda faydalansın. Aksiyon kamerası arayışı içerisinde olanlar varsa onlara da fikir olsun diye böyle bir YouTube videosu çekmek istedim. Kutu içeriğine geçtiğimizde kutuyu açtığımızda kutu içerisinden Leica lensi ile beraber Ice Pro düz zeminlere yapışabilen şöyle bir aparat. Aynı zamanda yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben tahta yapıştırmıştım. Daha sonrasında çıkartıp yıkadım ve herhangi bir özelliğini kaybetmedi. Şöyle bir manyetik aparatı mevcut. Bu manyetik aparat gerçekten çok kuvvetli. Ben bunu kameraya takıp FPV'ye taktıktan sonra uçuşlar yaptım. Ki daha sonrasında incelemelerini izlediğimde bunu kameraya takıp şuradaki delikten halat geçirip araba çeken arkadaşlar mevcut. Bir de iki ucu Type-C kablo. Zaten artık herkesin evinde bu tür kablolar olduğundan adım gibi eminim. Teknik özelliklerine geldiğimizde şu gördüğünüz cihaz 4K 120 FPS, 8K ise 25 FPS'e kadar çekim yapabilmekte. Tabii ki ben 8K'yı denedim fakat bilgisayara attığımda iki tane bilgisayar kullanıyorum. Bir tane Mac Studio bir de aşağıda göreceğiniz i7 MacBook Pro kullanıyorum. MacBook Pro i7 işlemci olmasına rağmen 16 GB RAM 8K'da Premiere Pro'da aşırı derecede zorlandı, kasmaya başladı. Tabii ki Mac Studio çalıştırdı fakat herkesin elinde böyle kuvvetli bilgisayarlar yok. Ne yapıyoruz arkadaşlar çoğumu şu dönemde? Çektikten sonra hemen telefondan kurguluyoruz ve sosyal medyada içerik olarak paylaşıyoruz. Ki birçoğumuz artık yatay bile çekmiyor, dikey çekiyor. Kamera özelliklerine geldiğimizde 2.4 inçlik bir dönen ekranı mevcut. Şu gördüğünüz Insta360 ile beraber Leica'nın ortak çıkarmış olduğu kamera lensi ve Insta360. Insta360 tabii ki birçoğumuz tarafından 360 derece kameralı üreten bir firma olarak bilsek de harici olarak böyle aksiyon kameraları ve mini kameralarda üretmekte. Tabii ki biz Insta360'ı Insta360 kameralarıyla tanıdık. Yenilikçi bir girişimle beraber dönebilen ekranla bu gördüğümüz kamerayı çıkarttık. Kameranın özelliklerden bir tanesi özellikle kendinize doğru çevirdiğinizde yüz tanıma sisteminin olmuş olması. Bu yüz tanıma sistemiyle beraber bu şekilde fotoğraflar bu şekilde de videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar ki şu an direkt gördü ve fotoğraf çekti. Diğer bir hususa değindiğimizde ise notları almıştım. İlk önce birçok gelen soruya nazaran daha sonrasında kullanıcı deneyimlerine stabilizelerden de bahsedeceğim. Fakat özellikle dediler ki Leica kamerası gerçekten bu kadar kaliteli mi? Ve gece görüşü diğer aksiyon kameralarından farklı mı? Zaten koyarım görürsünüz. Birçok çekimi ben otomatik çekimde yaptım. Hassas ayarlar yapmadım ki zaten birçoğumuz artık hassas ayarlar yapmak yerine otomatik ayarlarda çekimler yapıyoruz. Daha sonrasında mobil uygulamasıyla beraber editliyoruz. Eğer mobil uygulamasını kullanmıyorsanız da zaten harici olarak diğer CapCut, VN ve diğer mobil düzenleme uygulamalarıyla beraber bunları export edebiliyoruz. 2.4 inçlik ekrana sahip. Bu ekranın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi size doğru dönüyor olabilmesi ve istediğiniz konuma getiriliyor olması. Ve ekranın dokunmatik hassasiyeti benim diğer kullandığım aksiyon kameralarından daha iyi. Çok hassas bir şekilde geçişler yapabiliyorsunuz. Ve, ve çok düzenli ve güzel bir arayüz yapmışlar. Kolaylıkla video mu çekeceksin? Fotoğraf mı çekeceksin? Timelapse mi çekeceksin? Timelapse çektikten sonra sağ üstte yer alan 3 noktaya tıkladığımızda buradan ne çekeceğini sana gösteriyor. Aslında bu kullanıcı dostu olarak insanları işini kolaylaştıran da bir uygulama ve özellik olmuş. Çünkü yıldız mı pozlayacaksın? Yazmış buraya bak. Yıldız pozlama. Gece çekimleri mi yapacaksın? Yazmış oraya. Senin ne yapmak istediğini daha önceden zaten belirlemiş. Ve sana aslında çok iş kalmadan mükemmel sonuçlar alabilmene olanak sağlıyor. Diğer bir özelliği ise dediler ki sensörü ve yapay zekası mükemmel mi? Şimdi bir virgül 1.3 inçlik bir sensöre sahip. Tabii ki gönül isterdi ki 1 inç olsun, daha büyük sensörler olsun, daha çok ışık alsın, geceleyin daha çok ISO açmayalım ve işimiz daha da kolaylaşsın. Fakat şöyle bir özellik var. Arkadaşlar avucumuzun içine sığan bir aksiyon kamerasından bahsediyoruz. Zaten çoğumuz bunu ne için kullanıyoruz? Aksiyonel olmasa da bloklarda kendimizi çekmek için veya da anılarımızı ölümsüzleştirmek için telefonumuzda yer kaplamasın ve bunun için bir amaç olsun diye kullanıyoruz. Eğer bu amaç için kullanıyorsanız zaten bu size fazlalıkla yetecektir. Fakat zaten eğer bu size yetmiyorsa bu aksiyon kameralardan ziyade profesyonel daha sinematik çekimler yapabilen, lensleri değişebilen profesyonel aynalı ve aynasız kameralardan almanız lazım. Bu kameralarla yaptığınız çekimler sizi büyük ihtimal tatmin edecektir. O yüzden bunun amacının ne olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimizi çekmek için. Motorumuzda kaska takıp kendi güvenliğimizi veyahut da sürüş yaparken araçlarda da kullanan arkadaşlarımız mevcut. Ve vloglarda, seyahatlerinde, gezilerde kullanan arkadaşlar da mevcut. Bu amaçlar doğrultusunda bunu çekiyorsanız, bu amaçlar doğrultusunda zaten bunu kullanıyorsunuz size fazlalıkla yetecektir. Yapay zeka zaten 2023 ve 2024 yılında muhteşem bir ilerleme kaydetti. Şimdi bununla yapabildikleriniz ise biraz da kayber cinsi değiştirilebilir. Girdiğiniz promptlara nazaran kendi videolarınızı bir nebze de olsa harcı diğer videolardan farklı bir video ortaya çıkarmak için kullanabilirsiniz. Yani bu ne demek oluyor? Kullandığınız yapay zekayla etrafı değiştirebiliyorsunuz. Kendinize farklı cisimler tanımlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu sizin hayal gücünüzle beraber girdiğiniz prompt'larla değişebiliyor. Diyelim ki kayak yaparken seçiyorsunuz o aralığı. Çekim yaparken de bu arada track'ler atayabiliyorsunuz. Dersiniz ki işte etrafı güzelleştir veya hatta beni bir güzel beğenmiş olduğunuz bir dünyanın içerisine yerleştir dersiniz, yerleştirirsiniz ya da kayak yapmış olduğunuz süre zarfında etrafınız karlarla kaplıdır. Beni çölde göster diye söylerseniz sizi sadece çölde olarak gösterebiliyor. Fakat mükemmel derece sonuçlar beklemeyin. Nihayetinde Insta 360ın mobil uygulamasından bunu yapıyoruz. Tabii ki internetiniz ne kadar hızlı olursa o kadar hızlı sonuçlar alabiliyorsunuz. Insta360 Ice Pro'nun bir de aktif HDR modu mevcut. Fakat ben HDR modunu çok kullanmayı sevmiyorum. Çünkü özellikle kontrastın yoğun olduğundan dolayı çok keskin gölge ve hatlar elde ediliyor. Biraz da işin gerçeği gerçekten uzaklaşıyor. Ben daha çok soft gerçekçi görseller seviyorum. Bu yüzden kullanmıyorum. Fakat siz videolarınızda kullanmak istiyorsanız açabilirsiniz. Açtığınızda ise öndeki gölgelerle arkadaki patlak noktalar arasındaki bağlantı bir şekilde sonuçlandırarak size harika videolar sunuyor. Örneğin arka tarafta eğer patlak bir gökyüzü varsa bunu biraz daha gerçekçi tonlara, mavi tonlara ve sizin ön planınıza uygun video ile bütünleşik bir, bir hale geçirebiliyor arkadaşlar. Şimdi Insta 360 Ice Pro'nun bir de stabilizeli ve stabilizeli olmayan videolarına göz atacak olursak stabilizeli sonuçlar beni çok memnun etti. Özellikle hyperlapse ve timelapse çekerken almış olduğum görsellerin bana soft bir şekilde teslim edilmesi benim işimi çok fazlasıyla kolaylaştırdı. Stabilize olmadan da çekimler yaptım. Fakat çok sarsıntılı bir şekilde almış olduğum çekimlerde bunları daha sonrasında stabilizeye soktuğumda vibrasyonlar veyahut da dolly zoom tarzı efektlerle birlikte göze hoş olmayan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu sonuçları ben istemediğimden dolayı Ice Pro üzerinden stabilizeyi açarak ki bu stabilizenin derecelerini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz mükemmel sarsıntısız sonuçlar aldım. Nihayetinde şunu unutmamak lazım. Çekmiş olduğum görseller herhangi bir gimbal yardımı olmadan tamamen Insta360 sti üzerinden yapıldı. Ve stabilizasyonu o kadar çok güveniyor ki gimbal hassasiyetinde size sonuçlar verecektir diyor. Ve çekmiş olduğum görselleri zaten sizler de şöyle ekranda görüyorsunuzdur. Ben daha çok bir roll tarzı çekimler yapsam da almış olduğum sonuçlar beni gayet memnun etti. Şu görmüş olduğunuz manyetik tutucunun ön tarafında yazan yazısıyla beraber bakın yapıştırdığımda tam yerine oturmuyor. Fakat kenarına hemen yapışıyor. Ters çeviriyorum. Şöyle ilk önce çıt sesini duyduktan sonra şöyle de yerleştiriyorum. Çoğu zaman bu vidalama işlemini yapma gereksinimi duymuyordum. Çünkü ihtiyaç duymadan kameraya eğer başka bir yere takacaksam zaten kenarındaki klipse basarak direkt çıkartabiliyordum. Şöyle çıt sesini duyduktan sonra. Şu şekilde çekimler. Tabii ki oynar başlığı sayesinde ve aynı zamanda Dönen ekranı sayesinde de Bu tür çekimler Yapabiliyordum Bazı görsellerde kendimi çektim Fakat klipler biraz daha İstanbul temalı sinematik çekimler olduğu için kendim fazla göstermedim 48 megapiksel fotoğraf çekebiliyor 16 bit bu arada çekmiş olduğu fotoğraflar Tabii ki sensöründen ve ortamın ışık miktarına nazaran almış olduğu sonuçları şimdi sizler görüyorsunuzdur Herhangi bir oynama kesinlikle yok ne görüyorsam o şekilde fotoğrafları sizlere paylaşıyorum. Sizden azından fotoğraf çekmeyi düşünen arkadaşlar varsa bir nebze de olsa fikir almış olurlar. 8K 25 FPS çekimler yapabildiğini söyledim. Fakat şöyle bir özellik var arkadaşlar. 8K 25 FPS'te 2x zoom yaparak 4K 25 FPS kalite kaybı olmadan görseller elde edilebiliyor. Fakat soruyorum size 8K'yı nerede işleyeceksiniz? çoğumuzun televizyonu, interneti buna daha hazır değil. Bu yüzden ben çekmiş olduğum görselle 4K, 25 eğer slow motion yapacaksam 50 ve 100 olarak çekim yapıyorum. Sizler de çekmiş olduğunuz görseller NTSC ise tabii ki 120, PALS'a 100'e kadar çekim yaparak 4X'e kadar yavaşlatılmış görseller elde edebilirsiniz. Tabii ki bu görselleri yapay zekada kendi uygulamasından da yapabiliyorsunuz. Ben program üzerinden yapmayı tercih ettim ve sonuçları zaten özellikle kuşların uçuşunu ve çekmiş olduğunuz bazı görsellerin hayal dünyasını sizler daha iyi belirleyerek kendi videolarınıza renk katabilirsiniz. 8K 25 FPS'te ve 4K 120 FPS'e kadar yapmış olduğunuz çekimlerin herhangi bir sıkıntı uğramaması, kayıt altında kalite kaybına ve dosya kaybına uğramaması için bir de kaliteli bir hafıza kartına ihtiyaç duymamız lazım. Tabii ki bunun için de V90'ları tercih edebilirsiniz veya bütçenizin el olduğu en kaliteli hafıza kartını kullanmanızda, da fayda var. Insta360 Ice Pro'yu aldığınızda stickler yanında gelmiyor. Bu stick uzayabiliyor ve bu sayede uzaktan kendinizi çekebilirsiniz. Uzunluğu gayet yeterli. Kendi isteğinize göre farklı ebatları mevcut. Hangisini isterseniz onu alabilirsiniz. Bu stick çıkarttığınızda diğer aksiyon kameralarınızda, DSLR kameranızda, aynasız kameranızda, diğer ekipmanlarınızda da sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda alt tarafında da bir vida girişi mevcut. Bir fotoğraf koyacağım. Bazı ortamlarda yaptığım çekimlerde bunu aktif bir şekilde ben de kullandım. Boy olarak ayarlanabiliyor olması benim işimi çok fazlasıyla kolaylaştırıyor. Ice Pro'yu kontrol etmenin yöntemlerinden bir tanesi dediğim gibi şöyle size göstereyim netlerse. Şimdi şöyle yapıyorum. Videoya geçti. Tabii ki videoyu bu şekil kestim. Şimdi fotoğraf çekiyorum. Uzaktan kontrol edebileceğiniz yapay zekasıyla beraber işinizi çok fazlasıyla koyarlaştırıyor. Eğer bunu yapmazsanız ne oluyor? Harici uzaktan kumanda almanız lazım. Bilek saati gibi takıyorsunuz. Buradan yönlendirme yapabiliyorsunuz. Ama ihtiyaç duymanıza gerek yok. Zaten yüz tanıma sistemi olduğundan dolayı bu şekil ve hatta bu şekil fotoğraflarınızı ve videolarınızı kayıt altına alabilirsiniz. Bunları yapmazsanız da gördüğünüz şuradaki kayıt tuşuna basarak fotoğraf modundaysanız, fotoğraf video modundaysanız videolar çekebilirsiniz. 8K 25 FPS'te 2x zoom yapılarak 4K 25 FPS kalite kaybı olmadan görsel alabileceğinizi söyledim. Tabii ki bu özellik Insta360 Ice Pro'da Clarity Zoom olarak geçiyor. Ama dediğim gibi 8K 25 FPS'te çekmiş olduğunuz görselleri nerede kullanacaksınız? Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Fakat yapmış olmak için yapmışlardır. Yeni bir özellik. Geleceğe yatırım yapıyorlardır. Eğer ileride daha fazla işlemeye elverişli görseller kullanılabilir ve çekmiş olduğunuz görselleri uzun vadede kullanmayı düşünüyorsanız o zaman çekebilirsiniz. Eğer sizde 8K görselleri geleceğe yatırım yapmak amacıyla kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ayarlardan bahsetmiştim. Şöyle göstereyim. Kenarında bulunan tuşla beraber çok hızlı bir şekilde ayarlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Zaten temel mantıkta size 3 çekim modu sunmuş. Video, fotoğraf ve timelapse. Hareketli çekim modu da mevcut. Hareketli çekim moduna girdiğinizde bisiklet mi sürüyorsunuz, koşuyor musunuz, kayak mı yapıyorsunuz veya video modunda çekimler yapıyorsanız video modunda ne yapacaksanız size bunları ikonlarla çok güzel bir şekilde sunuyor. Sizler bunların arasında sadece tercih yapmak kalıyor. Dediğim gibi manuel olarak da ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Keskinlik ayarlarınızı, renk ayarlarınızı yani düz, canlı, standart veya bisiklet, kent bu tür renk ayarları da mevcut. Kenarında da bunun ne için kullanılacağını yazıyor. Soğuk tonlarda çekim yapıyorsanız soğuk tonlarda otomatik modda genelde pozlama ayarlayabilirsiniz. Eksilere veya artılara çıkabilirsiniz. White balansınızı ayarlayabilirsiniz. Manuel moda geldiğinizde ise ISO ve renk ayarları olmak üzere bütün ayarlar size kalmış. Eğer motor sürüyorsanız veya kayak yapıyorsanız manuel ayarlar pek fazla kullanılma derecesinde sizlere güzel sonuçlar vermeyebilir veya sizleri hüsrana uğratabilir. Çünkü birden güneş doğduğunda patlak bir görüntü elde edebilirsiniz. Durup görüntü ayarlayıp tekrar yolunuza devam etmek yerine otomatik ayarlarda çekim yaparsanız zaten atmış olduğumuz yerler sosyal medya gibi mecralar olduğu için çok fazlasıyla bizim işimizi görecektir. Çekmiş olduğumuz görselleri ve fotoğrafları Insta360'ın uygulamasıyla beraber direkt telefonunuza düzenleme yaparak veya düzenleme yapmadan indirebilirsiniz. Etkileşimi çok basit bir şekilde bir kereye mahsus olmak üzere bağlantı kurduğunuzda direkt her seferinde bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Diğer bir özellik ise mikrofonları Bluetooth özelliği ile beraber eşleniyor olabilmesi. Bu özellik bence blok çekimleri yapan arkadaşlar için bir el nimet. Çünkü çoğu aksiyon kamerasının ses kaydetme özelliği biraz bence daha gelişmeye müsait durumda. Suya, toza ve her türlü hava koşulunda çekim yaptıkları için İster istemez hava kanalları, ses alma hava kanalları tıkanabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için Bluetooth'la haberleşebilen ve Bluetooth'u olan bir ekipman alırsanız bununla beraber sesinizi kaliteli bir ortamda direkt cihazın içerisine de kayıt edebilirsiniz. Peki bu kadar özelliklerinden ve kullanıcı deneyimlerinden bahsettim. Şimdi gelelim benim kullanmış olduğum süre zarfında keşke olsaydı dediğim özelliklerinden birkaç tanesinden bahsedelim. Bir kere böyle bir magnet yapmışsınız. Bence buraya altına ya da üstüne bir dik çekim yapmak için bir magnet daha konulabilirdi. Bu özellik tümüyle dik çekim yapabilen arkadaşlar için benim gibi mükemmel bir veri nimet olurdu. Telefonlarımız artık ellerinden gelse belki televizyonlardaki diziler, filmler bile dik olacak. Çünkü artık her şey bu elimizde ki duran telefonlardan izleniyor. Çekim yaparken içerisindeki diğer bir olmasını istediğim özellik keşke şu öndeki kamera lensi değiştirilebilseydi, yani çizilmeye müsait olabilecek bir durumda elinizden düşebilir, çarpabilirsiniz. Bu durumda lensin önündeki en ufak bir çizik bile görüntüümüzü etkileyeceğinden dolayı istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Keşke değişme uğrasaydı. Insta 360 Ice Pro ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer değinmediğim bir konu varsa veya aklınıza takılan başka bir soru varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip etmeyi hala YouTube kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.